Evet arkadaşlar hepinize selamlar sonunda PUBG Mobile'ın dev güncellemesi 0.15 güncellemesi yayınlandı ve sabah karşı 6.30 itibariyle arkadaşlar hepimiz tarafından indirilip e, kullanılabiliyor. Ben de hemen sizler için indirdim ve yeni gelen bütün yenilikleri birlikte bir inceleyelim dedik. Efsane şeyler var, çok güzel şeyler var. Bu arada arkadaşlar çok şaşırdım ama sanırım bu güncelleme ile birlikte baya bir hileci ban yemiş ve aynı zamanda hileler devre dışı kalmış durumda deniliyor. Fakat bu ne kadar kalıcı kalır bilmiyorum. 6 saat mi 12 saat mi bilemiyoruz. Umarım en büyük dileğimiz size arkadaşlar uzun süreli bir şekilde bu hilelerin devre dışı kalmış olmasıdır. İnşallah böyle olmuştur. Şimdi arkadaşlar güncellemeden sonra oyuna girdiğimizde dostlar görüntü kalitesi falan her şeyin sıfırlandığını görüyoruz. Hassasiyet ayarlarınız duruyor. Mesela ben müziği kapatmıştım o bile açıktı falan filan. Sesle ilgili müthiş bir güncelleme var. Bunu belki bilmiyorsunuz birçok yerde görmemiş olabilirsiniz ama ben burada aşırı yüksek sesi şu anda indirmeye başladım. Onu indirdim arkadaşlar şu anda oyunu yeniden başlatmam gerekiyormuş hemen açıp kapatıyorum. Oyunumuza tekrardan girdik arkadaşlar. Sesle ilgili müthiş bir değişim var arkadaşlar. Bunu birlikte göreceğiz birazdan ama ona gelmeden önce şimdi arayüzde ne gibi değişiklikler var? Şöyle bir bakalım. Ee, öyle bir görmeye çalışırsam arkadaşlar burada sol tarafta klasik e, moda geldiğimizde burada zaten maplerin silinmiş olduğunu görüyoruz. Tekrar indirilmesi gerekiyor. Buradaki animasyonlar falan yenilenmiş bunu görüyoruz. Etkinlik bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar buradaki arayüzün tamamen yenilendiğini görüyoruz. Ayrıyeten zannedersem evet şu arkadaşlar yeni geldi bu güncelleme ile birlikte zaten burada tarihini görebiliriz. Bize ücretsiz sandıklar, RP görev kartları ve RP puanı. Ayrıyetten kar 98 desene ücretsiz kalıcı Paraşüt deseni verecek arkadaşlar ve giriş ekranı resmi de verecek. Ben Buradan çıkalım abi hızlı bir şekilde şeye gireceğim. En bombalarına şimdi geleceğiz. Hem sese bakacağız burada hem en bomba güncellemelere bakacağız arkadaşlar birlikte. Şöyle bir training diyelim. Ee, üçüncü şahıs diyelim. Hızlı bir şekilde antrenmanımıza girelim. Ha böyle bir derinden geliyor gibi arkadaşlar. Şu an kulaklığım sesini fulledim. Bir silah duyuyorum. Tanımıyorum silah. Ne o silah? UMP. UMP'nin sesi tamamen değişmiş o zaman. E, yani UMP arkadaşlar bu arada an itibariyle Steam PUBG'sinde yani orijinal PUBG'de şu anda e, bir süredir olduğu gibi. Sırda Gedi'den de bahsedeceğiz. Artık 45 ACP kullanıyor arkadaşlar. UMP DD arkadaşlar ve yalnızca 45 ACP kullanıyor. Ayrıca bir jarjörü 30 değil 25 mermi alıyor. Ayrıca sesinde inanılmaz bir değişiklik var. Tanıyamayacaksınız şu anda silah. Bakın şimdi bak bak. Bu ne abi? UMP ne oldu abi? <laughs> abi inanılmaz sese bak. Bu nasıl bir ses? Tamam. Ee, UMP'nin sesinde büyük bir değişim var. Bak ileriden bir silah sesi geliyor onu da tanıyamıyorum. Silah sesleri Komple oğlum kalksana ya. Silah seslerinde koskocaman bir değişiklik var arkadaşlar. İlerlerden gelen sesleri tanıyamıyorum derken. Counter Strike 1.6, 1.5 diye. 1.5 diye aldığımız sanırım bir silahtı. Bak yanılıyor da olabilirim. Her neyse 1.3 de olabilir. İnanılmaz tek atan bir silahtı. Desert Eagle an itibariyle artık PUBG Mobile'da da var arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir sese sahip ve... E, tekli bir tabanca olmasına rağmen inanılmaz yüksek bir e, şey var Demeyici var arkadaşlar Ayrıyetten 45 acp mermisini kullanıyor çok güzel bir silah yani oyundaki oyuna ilk atladığımızda bazı yerlerde sadece tekli tabanca buluyoruz arkadaşlar bunu bulursanız üzülmeyin Çünkü bu zaten aşırı derecede yüksek demeç vuran bir silah onu söyleyeyim Evet oyunumuzdaki en güzel olaya geçmeden önce sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bununla mükemmel bir de video çekeceğim onu söyleyeyim. Ama öncelikle şöyle göstereyim. Aldım yakıt butonunu buraya koydum. Bununla efsane pusucular. Efsane pusucular bununla pusu yaparlar. Bak bak bak. <laughs> Gördünüz mü? Çok tatlı oldu arkadaşlar bu. Bununla güzel şeyler yapılabilir. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bununla çok güzel işleri imza atacağız. Şimdi şunu böyle atalım buraya tekrardan. Discord Eagle ile patlatacağım bunu bu sefer. Benzin bidonlarımız artık Patlıyor. Abi seslerde müthiş bir değişim var bu orada ya. Evet güncellemenin baş tacı. Güncellemenin abi ben, bana bir salar mısın onu lütfen 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 bana. Güncellemenin en baba şeyi arkadaşlar. Tabii ki de bu aracımız. Oh altına soktum şey gitmesine izin vermedim. O zaman sür birlikte tanıtalım madem. Abi adam hemen kapmış ama arkadaşlar sakıntı yok. O sürsün bari şoförlüğümüzü yapsın. Bu görmüş olduğumuz işaret fişeğinden artık alan dışındayken attığımızda bize gelecek olan devasa araç abi hatta tank diyebilirim ben buna suda bile gidiyor arkadaşlar hem karada hem denizde gidiyor şöyle bir bakacak olursak alt tarafta bir pervanesinin olduğunu ve suda bu şekilde ilerlediğini görüyoruz tekerler aynı şekilde duruyor ve karaya çıktığında devam ediyor adam sağ olsun şu anda ben anlatırken güzel bir şekilde aracımızı sürüyor arkadaşlar şimdi ise arkadaşlar benim çok hoşuma giden ve hepimizin çok işe yarayacağı bir şey göstereceğim bakın şimdi şimdi buraya bir aşağıda kalarak atlayacağım tamam mı bak Bak olaya bak. Gördünüz mü? Normalde olsa oradan 7200 kere düşmemiz gerekiyor gerekiyordu. Abi. Bakın bir daha gösteriyorum aynı şeyi. Bak bıraktım. bak böyle atlamayacağım. Bilerek kendimi aşağıda bırakacağım. Daha sonrasındaki animasyona iyi bakın. Gördün mü abi? Tutup yani böyle hani parkur yapıyormuş gibi bir yere atladıktan sonra tutup kendini çekebiliyor Tamamen yeni arkadaşlar nasıl yapacak olacağınıza gelirseniz arkadaşlar Atladıktan sonra istediğiniz yere ulaştıktan sonra tekrardan o zıplama tuşunuza Mobilde olanlar o parmağını oraya spamlayarak arkadaşlar yapabilirler Şöyle bir şey deneyeceğim Bakın gördünüz mü yani bak bak animasyona bak Buraya olur mu buraya olmaz tamam abarttım ben de Bakın şuraya da yapacağım şimdi yani normalde gelip bunun dibine dibinden basmamız gerekiyordu zıplama tuşuna bildiğiniz gibi. Fakat şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bile atlasam ben tekrardan zıplayayım. Ben bastığımda parkur yapar gibi. Bak burada da bir şey olsa ona da böyle tutunabilirim. Parkur yapar misali arkadaşlar tutunup tırmanabiliyor. Karakter kendini çekebiliyor ki bunun uzun zamandır gelmesi gerekiyordu bence PUBG'ye. Benzin videolarından bahsettik. Yeni gelen tank misali bir araçtan bahsettik. Suda gidebilen tırmanmadan bahsettik. Desert. Eagle'dan ve UMP'nin artık ee, 45 ACP kullandığından bahsettik. Ne kaldı? Tamam. M16 kaldı arkadaşlar. M16'da şöyle bir şey var abi. M16'ya artık şey alayım zaten direkt göreceksiniz. Bakın artık tutamaç tut takabiliyoruz. Yani özür dilerim ya tutamaç diyorum. Şu dipçik yok mu? Dipçik dipçik. Beynim yandı. Dur dur dur. Nerede o dipçik? Tamam. Ee, bahsettiğim şey arkadaşlar tamam bu M16'ya da artık m 4le taktığımız dipçi takabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme ile alakalı sizin fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Eklemeyi unutmayın. Birlikte yorumlarda tartışalım. M16'yı da arkadaşlar artık bu şekilde daha az saken bir silah haline getirip kullanabileceğiz. Anlatmadığım farklı bir şey kaldı mı? Kalmadı zannedersem arkadaşlar. Yani tam olarak güncelleme bu kadar diyebilirim. Ultra HD güç ses kalitesine Ultra HD ses kalitesine bayıldım. Yeni araca bayıldım. Tırmanma olayına bayıldım. Ve hilelerin şu anda büyük bir çoğunluğun ban yemiş olduğunu duydum. Bayıldım. Ee, ve şu anda hilelerin güncelleme almadığını ama ne kadar sürecek bunu çok sevdim. Böyle devam edersin süper olur. Bakacağız birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bu videoyla bizi ilk defa görüyorsanız abone olup destek olmayı unutmayın. Ve like'ları unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.